Efendim Riva TV'den herkese merhaba. Sanat Köşesi programında bu hafta sahnebazdayız. Evet, tiyatro oyunculuğu nedir? Oyunculuk hakkında, sahnebazın yapmış olduğu çalışmalar hakkında detaylı bilgiyi Emrah Türkmen'den alacağız. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Kendinizi kısaca bir tanıtır mısınız? Merhabalar, ben Emrah Türkmen. Yaklaşık 12-13 yıldır dizi ve tiyatro oyunculuğu yapıyorum. Onun haricinde genelde Sahnebaz Sanat Akademisi'ndeyiz. Burada eğitimler, çeşitli aktiviteler devam ediyor. Genel sanat yönetmenimiz Kutay Şahin, Harun Kula, Ferdi Bağcı ve de bendeniz Emrah Türkmen. 4 kişi Sahnebaz Sanat Akademisi'nde görevliyiz. Sanat Akademisi yani açıkçası bir sanat kurumu. Yani draması, balesi, piyanosu, kemanı, aklınıza gelebilecek her türlü sanatla ilgili bütün dalları Sahnebaz Sanat Akademisi'nde barındırıyoruz. Neler yapıyorsunuz şu anda? Yani kayıtlarınız devam ediyor, öğrenci almana devam ediyorsunuz. Yani tiyatro oyunculuğun yanı sıra hangi dalda eğitim veriyorsunuz? Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra Latin dansları, halk oyunları, piyano, keman, bale, yetişkin ve çocuklar olmak üzere. Aynı şekilde yani pilates, zumba bu tarz eğitimler de ekstradan verilebiliyor. Haftanın belirli günleri mi bu eğitimleri veriyorsunuz yoksa belirli bir şeyleri mi var? Yani haftanın kaç günü hangi programları veriyorsunuz? Haftanın hangi günleri hangi programı veriyorsunuz? Ya grup derslerimizde belirli oluyor. Hafta örnek mesela cumartesi, pazar günleri tiyatro. Yani 12 ile 3 arası yani 3'er saatten 6 saat yapıyor haftada. Ayda 24 saat yapıyor. Tiyatro. Bu grup dersi olduğu için sabit, belli, fix. Bu değişmiyor. Hafta içi grubu var ve hafta sonu grubu var. Bunların gün ve saatleri aynı. Ama özel derslere geçtiğimiz zaman, örnek veriyorum mesela siz geldiniz, piyano almak istiyorsunuz ve birebir özel ders istediğiniz zaman bunu sizin ve hocanın programına göre ayarlayıp düzenliyoruz. Peki, vermiş olduğunuz bu dersler arasından en çok talep hangi ders oluyor? Şu an en çok talep drama ve bale. Çünkü toplumumuz gerçekten artık sanata önem veren bir toplum olduğu için küçük yaştan itibaren küçük çocuklarımızı, kardeşlerimizi onlara en azından bir sanatla tanışsın amacıyla ilk önce dramadan başlıyorlar, sonra tiyatroya geçiyorlar veya farklı enstrümanlara geçiyorlar, baleden başlıyorlar, Latin danslarına geçiyorlar. Bu şekilde devam ediyor. Peki dizi oyunculuğu mu daha zor, tiyatro oyunculuğu mu daha zor? Tabii ki tiyatro oyunculuğu daha zor. Çünkü tiyatroda tekrarın olmuyor. Seyirciyle iç içesin birebir ve tiyatro 45 gün boyunca soluksuz prova aldığın bir ortam. Kamerada bunun tekrarı oluyor. Yapamadın tekrar, olmadı tekrar. Uçak sesi girdi, şu girdi, bu girdi. Hatta teyzenin bir tanesi geliyor. Bitmedi mi daha? Diye böyle aralara giriyor. Onda sıkıntı olmuyor ama tiyatro gerçekten bambaşka bir şey. Sahnebazdaki vermiş olduğunuz eğitimler genelde hangi yaş aralığı oluyor? Genelde dramayı 4-6 yaş grubu olarak 4 yaşından itibaren başlatabiliyoruz. Ekstradan bale öğrencilerimiz oluyor. Onlar da 4 yaşı. 4 yaşı ve üstündeki çocukları başlatabiliyoruz. Tiyatro, keman, bale. Tiyatro, bale, keman en azından getiriyorlar buraya çocuklarını. Biz çocuğumuzu niye yönlendirebiliriz veya şöyle bir yeteneği var, bunu nasıl geliştirebiliriz gibisinden getiriyor insanlar çocuklarını. Bu da yani buradaki o esnada bulunan hocalarımız, drama öğretmenimiz olsun, bale hocamız olsun, onlar yardımıyla çocuğu nasıl yönlendireceklerini ya da enstrümana mı yatkın ya da resme vesaire farklı bir şey mi yatkın, onları o şekilde çözümleyebiliyoruz. Peki son olarak sahnebazın nerede olduğu ile ilgili şu anda devam eden derslerle ilgili kısa bir bilgi verebilir misiniz? Tabii ki sahnebaz Şirinevler metrobüs durağına 3 dakika mesafede. Yürüyüş yolunda İş Bankası'nın sokağındayız. Burada devam eden derslerimiz zaten şöyle elinizde de göründüğü gibi broşürler. Şöyle de göstereyim sizlere. Bu da broşürümüzün ön kapak yüzü. Biraz görgüsüzlük gibi oldu ama yapacak bir şey yok.
Devam eden derslerin işte tiyatro, yaratıcı drama, konservatuara hazırlık, Latin dansları, halk oyunları, şan eğitimi, resim, piyano, gitar, keman, bağlama, bale, hip-hop gibi dersler de devam ediyor. Vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür ediyoruz Emrah Bey. Efendim, sanat köşesinin bu hafta da sonuna geldik. Bir dahaki bölümde farklı yerlerde buluşmak üzere, hoşça kalın.